Doğuş Grubu bünyesinde yer alan Argos'in Kapadokya'ya geldik. Biliyorsunuz Kapadokya bölgesi özellikle turistlerin uğrak yerlerinden biri. Peri bacaları, tarihi geçmişi ve enfes güzel manzaralarıyla herkes buraya gelmeye can atıyor. Biz de biliyorsunuz Karavel Highland Formosunda geldik. Şimdi Deniz Bey'den bölgeyle ilgili bilgiler alacağız. Burada bizleri neler bekliyor? Deniz Bey, öncelikle misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz. Harika bir manzarayla, harika bir güler yüzle bizleri karşıladınız. Neler söyleyeceksiniz? Kapadokya'daki turizm nasıl gidiyor? Ve burada çok gelişmiş olarak mağara turizm otelciliğini görüyoruz. Nedir bu gelişim? Bize biraz da bundan bahseder misiniz? Kapadokya son yıllarda birazcık daha ön plana çıkan, özellikle tarihi dokusuyla, peri bacalarıyla, balonlarıyla sadece Türk misafirleri değil, biz Uzak Doğu, Amerika kıtasından farklı misafirleri ağırlıyoruz. Ve her geçen gün dediğim gibi çok özel bir alan olduğu için buraya talep daha da fazla artıyor. Bunları yaşamak isteyen misafirler yılın 12 ayında da burayı tercih edebiliyorlar. Evet, gerçekten hem kendilerini özel hissettikleri, farklı bir manzarayla karşılaştıkları, dünyanın biliyorsunuz birkaç yerinde daha var bu peri bacaları ama bu kadar yoğun görünen bir yer yok. Kapadokya bu konuda da eşsiz ve dünya kültür mirası listesinde olan bir bölge. O yüzden biz de buraya gelmelerini, bu bölgeyi gezmelerini tavsiye ediyoruz. İsterseniz hemen biz yola çıkalım ve Kapadokya'yı hep beraber gezelim. Medeniyetin doğuşunu oluşturduğumuz rotada şimdiki durağımız Kapadokya. Kapadokya biliyorsunuz Nevşehir, Ürgüp, Kayseri ve Aksaray illerinin içine alan bölgeye deniyor. Ve bundan 60 milyon yıl önce Güllü Dağı, Hasan Dağı ve Erciyes Dağı'nın oluşturduğu volkanik arazide o küllü yumuşak yapının yağmur suları ve rüzgarla aşındırmasıyla oluşmuş enfes bir bölge. Bu bölge biliyorsunuz tarihi yapısının ötesinde, bu oluşan peri bacaların içinde insanların yaşamasıyla da daha bir otantik ve daha bir çekici hale gelmiş. Biz de buraya Volkswagen Caravelle Highland Formosun'da geldik. Güzel bir yolculuk yaptık. Şimdi size aracın biraz dış görünüşünden bahsetmek istiyorum. Caravelle Highland'a ilk baktığımızda dikkatimizi çeken detaylar tabii ki krom detaylar. Ön yüzde başlıyor, yanlarda devam ediyor. Araca çok daha şık bir görüntü kazandırmış. Özellikle bu renk kombinasyonuyla herkesin bakışlarını üzerine topladı. Bir başka detaysa hemen yanda yazan Bully yazısı. Bully nereden geliyor? Biraz da onun tarihinden bahsedelim. Biliyorsunuz bu araç ilk çıktığı zamanda Volkswagen'ler Bully güçlü, kuvvetli, kaslı yapıyı ifade eden bir sembol olarak kullanılmış ve bu araca Bully adı verilmiş. İşte bu yazıyı, bu nostaljik yazıyı Highland paketinde yanda görmeniz mümkün. Bu tabii ki diğer donanımlarda opsiyonel olarak da alınabiliyor. Bu yana da güzel şık bir görüntü katmış. Krom detaylarla çevrelendiği için ve aynı zamanda sinyalle birleşmiş. Aracın dışında birkaç minik detaya değindik ama araçta tabii ki özellikler oldukça fazla. Başka bir noktaya gidelim, güzel bir mekana. Orada size aracın elektrikli kayar kapısı ve elektrikli bagaj kapağından da bahsetmek istiyorum. Biraz da içeride o 8+1 kişilik yapıyı göstermek istiyorum. Oldukça rahat ve ferah. Karavel'le ilgili en çok merak edilen konuların başında tabii ki iç hacim geliyor. İsterseniz önde yolcu tarafından başlayalım. Evet, öne oturduğunuz zaman hem solda hem sağda ön yolcu için 2 tane kol dayama bulunuyor. Bunu isterseniz yukarıda kaldırabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi çok rahat bir alan. Hem diz mesafesi hem baş mesafesi önde çok rahat. Sırtlığınızı da kendinize göre ayarladıktan sonra Önde çok rahat bir yolculuk sizi bekliyor. Peki arka tarafta durum ne, ona da bakalım. Arka kapıyı açarken birkaç detayımız var, onları sizinle paylaşayım. İsterseniz bu kapı kolunu kendinize doğru çekerek, isterseniz kumandanın üzerindeki kapı işaretine basarak kapıyı açmanız mümkün. Elektrikli kayar kapımız bu şekilde açıldığı için gördüğünüz gibi hem yanda bir yere ihtiyacınız yok, çok dar bir alanda açılıyor. Hem de geniş ağzı sayesinde içeri biniş inişler oldukça rahat. İkinci sırada 2 kişilik bir oturma alanı var. Aynı önde olduğu gibi bir kol dayamamız var. Hareketli, yukarı aşağı kaldırıp bundan kurtulabilirsiniz veya kolunuzu rahatlıkla dayayabilirsiniz. Üçüncü sıraya bakalım. Üçüncü sırada da bunun benzeri yine 2 kişilik bir alan var. Dördüncü sırada ise 3 kişilik bir alan var. Buraya 3 kişi, öne 2, 5, 2 de buraya 7. Sağ öne oturan yolcumuzla beraber 8 yolcu alıyor Karavel rahat bir şekilde. 8+1 demiştik zaten bu otomobil için. Şimdi gelin bagaja bakalım. Bagaj da önemli konulardan bir tanesi. Bagaj kapağında da anlatacağım önemli güvenlik detayları var. Şimdi bagajın arkasına geldik. Kapağı açmamız lazım. Nasıl açabiliriz? Buradaki bagaj kapağının altındaki düğmeye bastığımızda elektrikli olarak açabiliriz. Kumandanın üzerindeki bagaj kapağı açma düğmesiyle de açabiliriz. Bagaj kapağımız bu şekilde yukarı doğru açılacağı için arkada cisimler olduğunda tehlike yaratır mı yaratmaz mı? En büyük sorulardan bir tanesi bu. Arkada görmüş olduğunuz bu sensörler yardımıyla eğer yakında metal bir cisim varsa o zaman bagaj kapağı açılmıyor. Yine bir insan varsa burada sensörlere yakın yine bagaj kapağı açılmıyor. Bakın kumandaya basıyorum. Şu anda yakında durduğum için açılmıyor. Biraz uzaklaşacağım. Yani kapının bana çarpma mesafesinden uzağa çıktım. Kumanda üzerinden bagaj kapağını emniyetli bir şekilde açabiliyorum. Normalde bagajımız buradaki ince alan. Ama bize eşyalar için alan lazım olduğunda arka koltuğu yani 4. sırayı yatırarak bu üst alanı da bagaj olarak kullanma şansına sahibiz. Buradaki ipler yardımıyla çekiyoruz. Koltuğu rahat bir şekilde yatırıyoruz. İhtiyacımız olmadığında tabii ki bunu yeniden dik konuma getirebiliriz. Buraya gelmişken bir başka özellik daha var. Hem sol altta hem de bu sağda diklemesine hava kanallarını görüyorsunuz. İşte bunlar da aracın ısıtma sistemi. Aracımızı çalıştırdık kışın, araç soğuk, hemen sistem otomatik olarak devreye giriyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Buradan sıcak havayı aracın içine veriyor, özellikle arkadaki yolcular için. Gerekli ısıya ulaştığı an sistem kendi kendine kapanıyor. Böylece aracın içinde arkadaki yolcular da üşümeden seyahat edebiliyor. İnce detaylar ama güzel düşünülmüş ve konforu artıracak özellikler. Şimdi eşyalarımızı yükledik. Gördüğünüz gibi bagajımız yukarıda. Buradan tuşumuza dokunarak bagaj kapağımızı rahat bir şekilde yine kapatıyoruz. Peygamberler Diyarı, Evliyalar Diyarı Şanlıurfa'dan merhaba sevgili seyirciler. Medeniyetin doğuşuna oluşturduğumuz rotada en sonunda Şanlıurfa'ya, Göbeklitepe'ye vardık. Medeniyetin oluşturduğu ilk nokta, tarihin ilk noktası Göbeklitepe'deyiz. Aşağı yukarı 50 derecenin üzerinde hissedilen bir sıcaklık var şu an Şanlıurfa'da. Önemli bir not, aracın kliması inanılmaz çalışıyor. İçerisi önden arkaya kadar oldukça serin. Böyle bir havada çok kısa bir sürede aracı soğutması klima yönünden beğenimi kazandı. Araçla ilgili diğer bilgileri yolda size aktardık. Şimdi gelin isterseniz tarihin sıfır noktasında kısa bir gezinti yapalım. Tarih açısından çok önemli bir yerdeyiz. Günümüzden tam 12.000 yıl öncesine uzanan Göbeklitepe'ye geldik. Şanlıurfa Müze Müdürümüz Celal Uludağ bizlerle beraber. Buranın hikayesini ondan dinleyeceğiz. Medeniyetin doğuş noktasındayız. Celal Bey, 12.000 yıl öncesine götüren bir mekan. Nasıl bulundu, bugünlere nasıl gelindi, arkamızda çok önemli bir kazı çalışması görüyoruz, ortaya çıkan eserleri görüyoruz. Neler söyleyeceksiniz Göbeklitepe ile ilgili? Evet, Göbeklitepe'nin keşfiyle ilgili şunu söyleyebiliriz. Aslında ilk Göbeklitepe ile ilgili araştırmalar 1963 yılında başlamıştı. İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nin ortak bir çalışmasıyla yüzey araştırmalarında bölgede Neolitik döneme tarihlenen çakmak taşları tespit edilmişti ve bu tespitler de bilimsel yayınlara bu şekilde geçmişti. Ancak 1963'ten 1995'e kadarki süreçte bu alanda herhangi bir kazı çalışması yapılmamıştı. Kültür Turizm Bakanlığı'nın izinleri doğrultusunda Şanlıurfa Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda ve Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Klaus Schmidt katılımıyla 1995 yılında Göbeklitepe'de ilk kazı çalışmaları başlamış oldu. Kazı çalışmalarında hemen arkamızda gördüğümüz ilk etapta 4 tane ana mimari ortaya çıkarıldı. A, B, C, D diye tanımlanan yuvarlak planlı, Neolitik döneme tarihlenen, içerisinde insanı sembolize eden, ağırlıkları 5 ile 30 ton arasında değişen dikili taşlar tespit edildi. 2019 yılı Göbeklitepe yılı ilan edildi. Bu da bizim için çok önemliydi. İşte bu gördüğümüz projeler aşağı tarafta karşılama merkezleri, yine burada Doğuş Grubu'nun sponsorluğunda, Doğuş Grubu'nun işbirliğiyle birlikte karşılama merkezleri, ziyaretçi merkezleri, canlandırma merkezi yapıldı. Yani tamamen burada ziyaretçinin memnuniyetine yönelik tüm altyapı çalışmaları gerçekleştirildi ve 2019 Göbeklitepe yılıyla birlikte Göbeklitepe yaklaşık 500.000 kişiye ev sahipliği yaptı. İlgi çok fazla arttı. Göbeklitepe ile ilgili belgeseller, dizi filmler, röportajlar, tanıtım filmleri çok fazla artmaya başladı. Yani hem yerli hem yurt dışında ben yabancı yayınları da takip ettim. Burasıyla ilgili gerçekten çok değerli bilgiler var. Hatta piramitler ve Stonehenge'den de bahsederek onları 7.000 yıl öncesine götürdüğü söyleniyor. Onlardan 7.000 yılda eski bir merkezdeyiz şu anda. Ancak ben çok tarihi turistik yerlere meraklı biriyim, geziyorum. Bu kadar güzel bir sergi alanı görmedim, onu söyleyeyim. Buradaki özellikle üstü kapatma, buradaki eserleri koruma anlamında yapılan bu çadır diyeyim ama çok şık ve çok estetik, buraya bir ayrı değer katmış. Girişteki sizin bahsettiğiniz o gösteri alanları, müze alanları, karşılama merkezleri çok güzel. Yürüyüş yolları çok güzel, çok rahat gezilebiliyor. Çok güzel bir tur alanı var burada da. Eminim ben yeni açılacak yerlerde de bu sistem devam edecektir. Dolayısıyla 20 yıllıkta bir destek, bir anlaşma var Kültür Bakanlığı ile Doğuş arasında. Onların da bu işe ne kadar uzun soluklu baktığının da bir göstergesi. Bu destek için neler söyleyeceksiniz? Her yıl bir maddi destek sürüyor. Projelerde çok ince çalışmalar yapılıyor. Bu desteği nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de her yerde göremiyoruz bunları. Evet, tabii bu Göbeklitepe ile ilgili Kültür Turizm Bakanlığı ve Doğuş Grubu arasında imzalanan sponsorluk çok önemliydi. İşbirliği çok önemliydi. Sizin de bahsettiğiniz gibi dünyada örnek gösterilebilecek bir projeydi bu. Tabii bu çalışmalar sonucunda Göbeklitepe belki dünya tarihini değiştirmeye devam edecek. 12.000 yıl önceye tarihliyorduk. Önemli bir kült merkezi diyorduk. Belki kazılmayan noktalarda çok daha farklı buluntular karşımıza çıkacak ve yeni bir tarihlendirme yapacağız. Ve dünya tarihini Türkiye ve Şanlıurfa, Göbeklitepe olarak değiştirmeye devam edeceğiz. Yeni sayfalar açacağız. Evet, yeni sayfalar bizi bekliyor. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Umarım herkes bu görüntülerden de keyif almıştır. Şanlıurfa bu konuda gerçekten önemli bir merkez. Hem yabancı turistler geliyor hem yerli turistler geliyor. Oldukça kalabalık. Hava bugün çok sıcak. Ona rağmen yine burayı ziyaret eden yüzlerce turiste karşılaştık. Buraya gelmeyenler için tavsiyemiz, gelin burayı yerinde görün. Gerçekten inanılmaz bir eser. Medeniyetin doğuşunda son nokta diyebiliriz. Biliyorsunuz İstanbul'da Galata Port'tan başlamıştık. Yolumuzun üzerinde Kapadokya vardı. Yine çok önemli bir tarihi mekan. Oradaki eserler, peribacaları ve bugünkü turizm potansiyelini gözler önüne serdik. Ve son noktada Şanlıurfa Müze Müdürümüz Celal Uludağ bizlere burası hakkında önemli bilgiler verdi. Sizlere tavsiyemiz, gelin yerinde görün ve biz de artık rotamızı yavaş yavaş tamamlıyor olacağız. Medeniyetin doğuşunu oluşturduğumuz rotada artık sona geldik sevgili seyirciler. Veda zamanı. Görmüş olduğunuz gibi medeniyetin sıfır noktasına, tarihin sıfır noktasına güzel bir rotadan geldik. Aşağı yukarı 1500 kilometrelik bir yol yaptık. Yeni Karavel Highland Formosunda. Çok keyifli, çok konforlu bir yolculuk oldu. Aracın hem güvenlik özellikleri hem konfor donanımları bize bu keyifli, bu güzel yolculuğu yapmayı sağladı. Araçla ilgili inşallah güzel bilgiler vermişizdir. Hem de bu güzel rotadaki tarihi mekanlardan da en az benim kadar keyif almışsınızdır. Tarih gerçekten çok önemli. Neredeydik, neler yapılmış, nerelere geldik? İşte hep birlikte görüyoruz. Bu noktada birçok tarihi eseri gün yüzüne çıkardı arkeologlar ve çıkarmaya devam ediyorlar. Tabii ki bu destekler çok önemli. İşte bu desteklerin sonucu da bu güzel mekan ve buraya gelen binlerce turist. Sevgili seyirciler, bu bölümümüzü burada noktalıyoruz. Umarım başka güzel bir rotada tekrar birlikte oluruz.